Fatih'i karanlık görerek azmi bırakmak, alçak bir ölüm varsa eminim budur ancak. Dünyada inanmam hani görsem de gözümle, imanı olan kimse gebermez bu ölümle. Ey dipdiri meyyit, iki el bir baş içindir. Davransana, eller de senin, baş da senindir. His yok, hareket yok, acı yok. Leş mi kesildin? Hayret veriyorsun bana. Sen böyle değildin. Kurtulmaya azmin niye bilmem ki süreksiz? Kendin mi senin yoksa ümidin mi yüreksiz? Ati'yi karanlık görüvermekle apıştın. Esbabı elinden atarak yeyse yapıştın. Hayatı boyunca Ati'yi karanlık görmeyen, bize daima ümidi aşılayan bir şairle devam ediyoruz arkadaşlar. Mehmet Akif Ersoy'la devam ediyoruz. Evet, milli edebiyatın bağımsız sanatçılarındandır. Milli şairimizdir. İslamiyetle birlikte şiiri birleştirmiştir. Ve bize her zaman gerçekten milli edebiyatı aşılamış ve milli edebiyatın bütün çizgilerini kendisinde göstermiş bir şairdir. Dersin girişinde okuduğum şiir ona aittir. Ati'yi karanlık görerek azmi bırakmayı asla ve asla istememektedir. Ve bize de, Türk gençlerine de örnek olmuştur. Zaten Safahat isimli kitabında Asım bölümünde kendi çocuğundan hareketle de Türk gençlerine örnek olan bir şairdir Mehmet Akif Ersoy. Aruzlu Türkçe'ye çok başarılı uygulayan şairlerden bir tanesidir. Ve İstiklal Marşı da dahil olmak üzere bütün şiirlerini aruz ölçüsüyle yazmıştır. Ama gördüğünüz gibi, okuduğum şiirden de anladığınız gibi aruzu Türkçe'ye çok başarılı uygulamıştır ve bizim hepimizin anlayacağı şekilde kullanmıştır arkadaşlar. Mehmet Akif dediğimiz zaman Safahat onun kitabıdır ve bir zaman tıpkı her Müslümanın evinde Kur'an-ı Kerim olduğu gibi Safahat da vardı. Benim de evimde hem Osmanlı Türkçesi hem de Türkiye Türkçesi olmak üzere iki adet Safahat bulunuyor arkadaşlar. Evet, Mehmet Akif Ersoy soru da getirebilecek bir şair kendisi ama onun ötesinde hiç soru gelmesin bile milli şair, İstiklal Marşı şairimiz. O yüzden Mehmet Akif'i tüm detaylarıyla bilmek zorundayız arkadaşlar. Mehmet Akif dediğimiz zaman kendisi aynı zamanda çok da başarılı bir sanatçıdır. Baytar Mektebi'nden yani veterinerlikten mezun olmasına karşın edebiyatı çok güzel kullanır ve aruz ölçüsünü, bütün şiirlerinde aruz ölçüsünü kullanmasına rağmen çok başarılı bir şekilde dili bize yansıtmıştır. Oldukça da azimli bir sanatçıdır. Şöyle de bir anısı var arkadaşlar. Her zaman böyle okulda hep birinci olmak ister Akif. Ama birkaç seferdir birinciliği işte başka gayrimüslim bir arkadaşına kaptırır ve bunu kendisine yediremez. İşte hem gayrimüslim olmasından hem de birinciliğin bir başkasında olmasından bayağı bir hicap duyar. Bu sebeple bunun sebebini araştırmaya başlar. Mehmet Akif çok böyle yoksul bir çocukluk geçirmiştir. Bu sebeple okulla ev arasında tam böyle 3-4 saatlik bir mesafe vardır ama işte bir yol parası verip de bir minibüse binme imkanı yoktur. Bu sebeple yürüyerek gitmektedir okula arkadaşlar. Ve de der ki benim gittiğim bu 3 yani toplamda 6 saatim boşu boşuna gidiyor ve ben aslında birinciliği bu sebeple başka birine kaptırdım. Bundan sonra da arkadaşlar ne yapar? Okulda uyumaya devam eder ve o 6 saat boyunca da yine ders çalışır ve birinciliği elde eder. Evet, bize her yönüyle örnek olan bir sanatçıdan bahsediyoruz. Mehmet Akif Ersoy aynı zamanda manzum hikayeyi de çok başarılı bir şekilde kullanır. Onun küfesi, Seyfi Babası, Mahalle Kahvesi çok önemlidir. Manzum hikaye şu demektir. Aslında nazım, yani o şiiri görüyorsunuz hikayede. Aynı zamanda nazımla nesre eritmiş, birleştirmiş bir sanatçıdır. Ve Tevfik Fikret'le çok ciddi atışmaları vardır arkadaşlar. Tevfik Fikret'e zangoç der, Tevfik Fikret de ona molla der. Dolayısıyla bayağı böyle bir yoğun atışmaları vardır diyebiliriz. Yine bülbül şiiri bizim için oldukça önemlidir. Eşin var, aşiyanın var, niye ağlarsın şeklinde böyle bayağı o dönemde işte 1. Dünya Savaşı'na Bursa'ya yazılmış bir şiirdir. Dolayısıyla sen kendini kurtarabilirsin, düşmana ezilmezsin şeklinde Bursa için yazılmış bir şiirdir diyoruz arkadaşlar. Ona göre çözüm din ile ilmin birleşmesidir. Dindar bir şairdir ama salt din değil, din ile ilmi birleştirmek ister. Bu da oldukça önemlidir. Aruz veznini sokakta konuşulan Türkçe ile dediğimiz gibi çok güzel
güzel bir şekilde birleştirmiştir. Toplumcu bir şiirdir ve son derece sağlam gözlemleri vardır. Bu sebeple yerli hayatın izlerine de özellikle mahalle kahvesinde mesela 25 yaşından sonraki gençler hala bu kahvede ne arıyorlar der, değil mi? Ya da işte küfe, bir küfesi var bir çocuğun, işte bu şekilde hayatını devam ettiriyor. Sonra babasını kaybediyor falan, bunu anlatır. Dolayısıyla oldukça gözlem yeteneği sayesinde de başarılıdır. Realisttir aynı zamanda arkadaşlar. Realizmi de çok ciddi bir şekilde kullanır. Yine bazı şiirlerinde romantizmi görsek de realizmi de ciddi bir şekilde kullanıyoruz. Ve diyor ki, bunu şuradan da anlayabiliyoruz. Hayır, hayalle yoktur benim alışverişim. İnan ki her ne dediysem görüp de söylemişim. İşte bu tam olarak realizmi bize yansıtmış oluyor arkadaşlar. Yine Manzum Hikaye Geleneği oldukça önemli. Şiirlerini 7 kitaptan oluşturuyor. Bir bölümlerine de bir bakalım. Safahat'la başlıyoruz. Birinci kitabı Safahat ve diğer kitapları da aslında atıflarda da bulunuyor Safahat'tan. Sonra Süleymaniye Kürsüsü'nde İslam Birliği düşüncesi oldukça hakimdir. Zaten İslamiyet'le bilimi birleştirmeyi hedefler kendisi. Sonra Hakk'ın sesleri aklınızda şuradan gelsin. Hak orada Allah. O zaman 8 ayet ve bir hadisi ne yapacak bize? Açıklamış olacak arkadaşlar. Ve Balkan Savaşları'nın sebep olduğu kötü sonları da bize Hakk'ın seslerinde işlemiş olacak. Sonra Fatih Kürsüsü'nde burada iki tane arkadaş var ve toplum meseleleri ve medeniyetin o dönemdeki meselelerini tartışıyorlar bu iki arkadaş. Yol boyunca işte Galata'dan Fatih'e kadar böyle bir münasebetleri var, bir diyalog var. Peki bunun içeriğinde ne var? Bu yaşanan bütün sıkıntıların sebebi cahillik diyorlar ve cahilliğe burada atıfta bulunuyorlar. Yine hatıralar var. Şairin 1. Dünya Savaşı sırasındaki seyahatlerinin izlenimlerini de biz hatıralarda görüyoruz arkadaşlar. Yine Asım oldukça önemli. Asım da yine diyaloglarla devam ediyor ve Manzum bir hikaye. Hocazade ve Köse İmam'ın görüşlerini burada detaylı bir şekilde görmüş oluyorsunuz. Yine arkadaşlar gölgeler de burada kıymetli çünkü Mısır'da kaleme alıyor gölgeleri ve şiirlerini, Mısır'da yazmış olduğu şiirlerini de gölgelerin içerisine almış oluyor. Bence Akif'in bütün şiir hayatını, şiirlerini, hayata bakış açısını kendinize bir rehber edinebilirsiniz. Özellikle dersin girişinde okuduğum ati gelecek demek arkadaşlar. Ati karanlık görüp azmi bırakmak, alçak bir ölüm varsa eminim budur ancak diyor. Yani siz geleceği karanlık görüp eğer azminizi bırakırsanız, size de sesleniyor Akif burada. Diyor ki geleceği karanlık görüp aman olmayacak, yapamıyorum, hala çok zor, işte netlerim artmıyor deyip azminizi bırakırsanız bu alçak bir ölümden öteye gitmez diyor arkadaşlar. O yüzden son güne kadar, son dakikaya kadar çalışmaya devam edeceğiz. Son güne kadar da yanınızdayım. Biliyorsunuz son günlerde yaptığımız canlı yayınlarda çok çok güzel oluyor. O yüzden bu sınavı birlikte başaracağız diyorum. Ve ikinci büyük sanatçımız Yahya Kemal'e geçiyorum. Yahya Kemal milli edebiyatın bağımsız şairi. Bakın bu iki sanatçımız arkadaşlar. Yahya Kemal dediğimiz zaman aklımıza musiki gelmeli. Mektepten memlekete anlayışının sahibi olduğu gelmeli. Bakın bu ifadeler gelebilir. Yine tarihle edebiyatı birleştirdiği, İstanbul'u birleştirdiği gelmeli. Süleymaniye'de bayram sabahı şiiri gelmeli arkadaşlar. Ve çok titiz bir sanatçıdır. Tek bir kelime için bile böyle günlerce beklediği, aylarca yıllarca beklediği olur o şiirine koyup koymama meselesini. Özellikle Sessiz Gemi'deki o el kelimesi değil mi arkadaşlar? Oldukça böyle yıllar yıllar sonra konulmuştur. Ve bu sebeple de aslında okuyucuları ondan çok fazla kitap çıkarmasını beklediği halde bu titizliği sebebiyle ölümünden sonra kitapları yayınlanmış oluyor arkadaşlar. Yahya Kemal dediğimiz zaman şiir kitapları çok kıymetli ama denemeleri de vardır değil mi? Bunları zaten yazdım. Oldukça önemli. Yine Yahya Kemal dediğimizde başlangıçta bir Nevyunanilik akımına bağlı kalıyor. Sonrasında Neoklasisizme bağlı kalıyor. Peki Neoklasizm nedir hocam derseniz, aruz ölçüsüyle aslında böyle eski ile yeniyi birleştiriyor. Zaten biz onun şiirlerinde görüyoruz. Genel olarak evet, klasik yani o eski edebiyata bir yakınlık görüyoruz. Genel olarak arkadaşlar Yahya Kemal aruz ölçüsüyle yazıyor. Tek bir şiiri dışında, ok şiiri dışında bütün şiirlerini aruzla yazıyor ama o da aruzu çok başarılı kullanan bir şair. Türkçeye çok önem veriyor. Türkçe annemin
Türkçe ağzımda annemin ak sütüdür diyor arkadaşlar. Yani Türkçenin böyle çok temiz ve sade olmasını da önemsiyor. Aynı zamanda bir İstanbul şairi ne diyor? Sana dün bir tepeden baktım aziz İstanbul diyor. O yüzden bu da çok çok önemli arkadaşlar. Ve mısra ona göre namustur, oldukça titizdir. Az önce konuştuk. İstanbul'da Koca Mustafa Paşa semtinden İstanbul'u anlatıyor. Yine Süleymaniye'de bir bayram sabahı şiiri çok çok kıymetlidir arkadaşlar. Ve kendi Gök Kubbemiz isimli şiir kitabının içerisindedir bu da. Aruz ölçüsünü kullanıyor ve sadece Okşehir'de bunu konuştuk, heceyi kullanıyor. Sembolisttir. Çok başarılı bir sembolisttir. Parnasiz mi de böyle çok ara ara kullanır ama hangi akımdadır derseniz sembolist diyeceğiz. Saf şiir anlayışına bağlıdır diyeceğiz arkadaşlar. Ve hocası Albert Sorel'den dersler alıyor. Tarih dersleri alıyor ve bunlardan çok çok etkileniyor. Hatta şu mısrası bu etkinin sebebiyledir. Ne harabi ne harabatiyim. Kökü mazide olan atiyim diyor arkadaşlar. Dolayısıyla Albert Sorel Fransa'da biliyorsunuz ki çok Fransız medeniyetini, Fransız milliyetçiliğinin çok eskiye, tarihe dayandığını söylüyor ve Yahya Kemal de diyor ki niye Türk milliyetçiliği de oluşmasın, değil mi? Dolayısıyla böyle bir düşüncesi ortaya çıkıyor arkadaşlar ve ne harabi ne harabatiyim, kökü mazide olan atiyim diyor. Bakın bu şiirleri, bu cümleleri, söylediğim bu dizeleri öylesine söylemiyorum. Derse girişlerimdeki şiirleri öylesine okumuyorum arkadaşlar. Evet, şiir okumayı seviyorum ama öylesine değil. Çünkü niye şiir verip diyor ki bunu kim yazmış olabilir? Sonra tak Gamze Hoca okumuştu diyorsunuz, hemen işaretliyorsunuz. Tabii biz şeyden de çıkarabiliriz. Yani içerikten çıkarız, şekilden çıkarız ama biliyorsak daha hızlı oluyor. Bu sebeple de bunu kullanıyoruz arkadaşlar. Dediğimiz gibi ölüm, aşk, sonsuzluk bu temalar çok fazla eserlerinde. Musiki önemli ve saf şiirden de etkileniyor arkadaşlar. Evet, bunun dışında Sicilya Kızları ve Biblos Kadınları önemli. Daha önce soru gelmedi, yıldızlansın ki bu yıldızlar bizi yıldız yapsın. Kendi Gök Kubbemiz, Eskişehir'in Rüzgarı'yla. Eskişehir'in Rüzgarı'yla olmasının sebebi o divan edebiyatı etkisi, değil mi? O onu gösteriyor. Yine arkadaşlar Ömer Hayyam'ın rubailerini Türkçe'ye çevirmesi çok önemli ve bunu eser haline getiriyor. Rubailer ve Hayyam rubailerini Türkçe söyleyiş şeklinde bir eseri de var. Yine denemeleri gelebilir. Türünü de bilmekte fayda var. Eğil Dağlar ve Aziz İstanbul'da yine Yahya Kemal'in denemesidir diyoruz arkadaşlar. Oldukça önemli bir sanatçıdır kendisi ve Türk şiirine de damga vurmuş bir sanatçıdır. Evet, bağımsızları böyle ayrı bir videoda anlatmak istedim arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde romanına geçeceğiz. Milli Edebiyat'ın romanı ve öyküsüne geçip artık Milli Edebiyat'ı da nihayete erdireceğiz. Sona çok az kaldı. Adım adım gidiyoruz. Birlikte Şubat ayında edebiyata 65 günde noktayı koyuyoruz arkadaşlar. Evet, günün sorusu gelsin ve ders nihayete ersin o zaman. Günün sorusu geliyor. Ziya Gökalp'in şiir kitaplarını yazınız bakalım. Evet, önemli bir kişiydi. Başka bildiğiniz böyle enteresan benim derslerimden aldığınız bilgileri de yazabilirsiniz ki diğer arkadaşlarınız da gördükçe faydalansın ve siz de aslında yazarak da bir tekrar yapmış olun. Evet, günün sorularını cevaplamak çok çok önemli arkadaşlar. Bir de bir duyurum daha var. Yazım Kuralları Plus 2. bölümü de yayınlanacak arkadaşlar. Bunun dışında istediğiniz neler varsa onları da lütfen yazınız ve ben de hemen çekmiş olayım. Evet, bugünlük dersimiz bu kadardı. Dersi beğendiyseniz beğene tıklamayı ve yeni gelen videolardan haberdar olmak için kanala abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki derste görüşünceye dek unutmayın ki kalbin sizinle, güç daima olsun.